Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son bir ayda yaşananları aktaran emekli kurmay albay, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM, Komutanı General Michael Eric Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret için, CENTCOM komutanı gelip PKK'lıyla görüştü, dedi. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerle görüştüğünün altını çizen güçler, sırada kim var? Joe Biden var, sözlerini kaydetti. Emekli komutan, Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki bütün araçları PKK'yı bu bölgede ayakta tutmak için kullandığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği terör örgütü PKK ile yapılmak istenenleri anlatırken, bakın durum çok ciddi, diyen güçlüler, Amerika bütün gücüyle PKK'yı güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. PKK'ya ilk defa verilen ve 9 teröristin öldüğü helikopter ile ilgili analiz yapan güçlüler, Türkiye'de yeni bir süreci başlatmak için seçim bekleniyor, diye konuştu. PKK'ya yönelik öldürücü operasyonları bitirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye siyasetindeki etki alanından bahseden emekli komutan, Amerikalıların aynı zamanda iç siyasette de etkileri var. Bu organizasyonu sağlayan kim? Sam amca. Değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün derdinin Montreux'u bypass edip Karadeniz'e çıkmak olduğunu vurgulayan güçlüler, Odessa'dan geldiği zannedilen mayınların kriminal incelemesinde Batı'nın parmağı çıktığını açıkladı. Bulgaristan'da yığınaklanan Amerika Birleşik Devletleri'nin planına yönelik konuşan güçlüler, Türkiye'yi PKK ile meşgul ederken, aynı zamanda Ukrayna'yı destekleyen konuma getirip bir provokasyonla da Rusya ile çatışmaya sokmak suretiyle ne olacak? Türkiye o zaman savaş durumunda olacağı için NATO'nun desteğini talep edecek. Zaten istedikleri de bu, dedi. Güçlüler yapılmak istenen planla, Türkiye'ye askeri olarak kan kaybettirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'nın bir takım özellikler yapmasının önü açılacağını vurguladı. Böylece Türkiye diye bir gerçekliğin ortadan kaldırılmak istendiğini ifade etti. 15 Temmuz'da bunun büyük işaretini söyleyen güçlüler, CENTCOM'a bağlı helikopterin Suriye sınırında belirli noktalarda DAEŞ'lıları topladı. Ve emir beklediler. Hain kalkışma başarılı olsaydı, CENTCOM'a bağlı helikopterler, DAEŞ'lıları Hatay'dan Silopi'ye kadar olan şehir merkezlerine atacaklardı. Bunlar bir katliama girişeceklerdi. Aldığımız teyit edilemeyen bilgiler bu. PKK da hazır. Zaten sınır birliklerinin komutanları FETÖ'cü olduğu için o gece sınır açılmıştı. PKK da elini kolunu sallayarak içeriye girecekti. DAEŞ'lılar yenilecekti ama PKK'lılar kalacaktı, ne olacaktı? Otomatik bir teröristan. Adamlar bu kadar radikal kararlar yapabiliyorlar, şeklinde konuştu. Siyasi görüşlerin farklı olabileceğini, içeride bazı sorunların da olabileceğini belirten emekli kurmay albay Eray Güçlüer, artık bu seçimler varlık kopukluk meselesi, beka haline gelmiştir, değerlendirmesinde bulundu.